Tasavvuf ehliyle ilgili tabir nedir Anadolu'da? Hak yolcusu. Niye sana bana hak yolcusu demiyorlar da bir tasavvuf ehli zatı gördükleri zaman, tarikat ehli bir insanı gördükleri zaman hak yolcusu diyorlar. Çünkü o insan dünyaya muvakkaten geldiğini ve Allah'a döndüğünü bilen insandır. Kendini ibadete vermiş, Allah'ın rızasını gözeten, harama helala riayet eden, insanların kalbini kırmayan, üzmeyen, tasavvuf konusunda kendini terbiye etmiş, ahlakını güzelleştirmiş olan kişilere Anadolu'da hak yolcusu denir. Bu Anadolu'ya has bir tabir. Hak yolcusu. Yani o burada kalmayacağının farkında. Onun senden benden farkı, o bu dünyayı mutlaka bir gün terk edeceğini biliyor. O Allah'ın davetine icabet eden insandır. Ne diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah ve Allahu yed'u ila daris selam. Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtin müstakîm. Allah sizi selam yurduna, esenlik yurduna davet ediyor. Allah-u Teala Kur'an'da bizi davet etmiş. Bizi dünyaya gönderirken davet etmiş. Bütün peygamberlerde bu böyleydi. Bel tu'sirûneke hayâted dünya vel âhiretu hayrun ve ebkâ. Sakın dünya hayatı seni üzmesin. Dünyadaki eksikler, hatalar, noksanlıkların seni üzmesin. Dünyada başına gelen şeyler seni müteessir etmesin diyor ayet-i kerime. Kalıcı ve hayırlı olan şey ahirettir. Bu dünya geçicidir diyor Kur'an-ı Kerim. Devamında estaizu billah inne hâde lefis suhufil ule suhufi İbrahim ve Musa. Bu ilk sahifelerde de vardı diyor Allah-u Teala. Yani dünyanın geçici olduğu, ahiretin kalıcı ve asıl yurt olduğu suhufi İbrahim'e ve Musa. İbrahim'e ve Musa'ya inen sahifelerde de bu vardır. Yani biz bundan anlıyoruz ki dünyanın geçiciliği, ahiretin kalıcı ve ahiretin dünyadan daha hayırlı oluşu bütün peygamberlerin insanlara getirdiği bir mesajdır.